Kanal ekranlarından mutlu akşamlar efendim. Bugün 17 Ağustos Salı. Ana haber bültenimizle karşınızdayız. Marmara depreminin üzerinden yıllar geçti. 22 yıl geçmesine rağmen hala acılar dinmedi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti. Üzerinden yıllar geçti ama acılar hala çok taze. Türkiye'yi derinden etkileyen o önemli olayda detaylar neler? Ona bir bakalım. Sene 1999, 17 Ağustos ve saatler gece yarısı 03.02. Acının adresi Merkez Üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi. Tam 42 saniye içerisinde her yer yerle bir oldu ve acı bilanço gün ardında ortaya çıktı. Marmara depremi büyük yıkımlara sebep oldu. Bolu 270, Bursa 268, Eskişehir 86, İstanbul 981, Kocaeli 9477, Sakarya 3891, Yalova 2504, Zonguldak 3 olmak üzere toplam 17.480 kişi yaşamını yitirdi. 48.401 kişi de yaralandı. Acı olayda 505 kişi de sakat kaldı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen bu önemli olay, gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu can kaybı ve maddi kayıplar açısından son 100 yılın en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin dört bir yanından hayatını kaybeden kişiler hala anılmaya devam ediyor. 22 yıl sonra tekrar başın sağ olsun Türkiye. Afyonkarahisar Valiliği tarafından vatandaşların sorununa daha hızlı çözüm bulmak için yapılan halk günü toplantısı Vali Vekili Mehmet Keklik Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da halk günü toplantısı düzenlendi. Vatandaşların sorunlarını vali adına vali yardımcısı Mehmet Keklik dinledi. Özel idare yapabileceksin, özel idare... Devlet su işlerinin görev sahasına giriyorsa devlet su işleri ilgilensin. Toplantının açılışında konuşan Vali Vekili Mehmet Keklik, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını dile getirdi. Değerli Afyonkarahisarlılar, kıymetli vatandaşlarımız, ilimizin değerli yöneticileri, kıymetli çalışma arkadaşlarımız,
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sayın Valimizin de talimatlarıyla Afyonkarahisar'da vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetlerini dinlemek ve inşallah çözüm bulma noktasında gayret göstereceğimiz bir halk toplantısı gerçekleştireceğiz. Keklik daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Toplantı pandemi kuralları doğrultusunda gerçekleştirilirken Bayat'tan gelen bir vatandaşın evinin önüyle ilgili isteği özel idare yetkililerine sevk edildi. Bayat'ın Murat Koru köyünde oturuyor. Elektriğim var, suyum var. Bir de dere var. Oradan kilitli taş olmasa sürekli mucuru sel bozuyor. Erozyon şey yapıyor. Kışın ve yazın yolum çok kötü durumda yani. Anladın mı? Yani yerinde bir keşif yapsınlar. Özel idare yapabileceksin. Özel idare devlet su işlerinin görev sahasına giriyorsa devlet su işleri ilgilensin. Bazı vatandaşların iş ve yardım konusundaki istekleri de ilgili kurumlara iletildi. Afyonkarahisar'dan sel felaketinin yaşandığı ve Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in koordinasyon için görevlendirildiği Kastamonu'ya gıda, tekstil ve temizlik malzemesinin bulunduğu yardım tırı gönderildi. Afyonkarahisar'daki 6 turizm belgeli işletme sahibi, felaketten etkilenen bölgeye yaşam malzemesi göndermek için harekete geçti. Duyarlı iş adamları tarafından kısa sürede toplanan gıda, tekstil ve temizlik ürünlerinin bulunduğu yardım tırı Afyonkarahisar'dan Kastamonu'ya uğurlandı. İş insanlarından Hüseyin Ballık, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı üzüntülü olduklarını söyledi. Biz buradaki Kastamonu'da yaşanan felaketten dolayı üzüntülüyüz ve Sayın Valimizin orada görevlendirdiğini zaten biliyorduk. Biz burada 6 turizm işletmeli ve eğlence mekanları olarak bir tır dolusu yaşam malzemeleri, yiyecek, içecek ve battaniye tarzı malzemeleri yükleyip bugün Kastamonu'na yola çıkartıyoruz. Aslında bizim de kalbimiz orada, gönlümüz orada. İnşallah bir an önce yaralar sarılır. Bir nebze bizim de faydamız olduysa ne mutlu. Herkesten Allah razı olsun yardım edenlerden. Yardım tırına katkıda bulunan iş insanlarından Emrah Çetin de Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayarak felakete maruz kalan vatandaşlara sabır diledi. Kastamonu'daki olan sel felaketi çok derinden üzdü bizi, yıprattı. Kalbimiz Kastamonu'yla. Sayın Valimiz orada. Valimizin önceliğinde bir tır dolusu yardım topladık. 5-6 arkadaş. Sağ olsun Hüseyin kardeşimin sayesinde başlatıldı bu. Allah kabul etsin. Oradaki insanlara sabır diliyoruz. Vatanımız bölünmez. Vatanımızı seviyoruz. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti İl Koordinatörü Necip Filiz ile birlikte Daskırı, Evciler, Başmakçı ve Dinar ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde teşkilatların taleplerini dinleyen Uluçay ve Filiz, talepler için ilgili kurumların müdürlerini arayarak anında yanıt verdi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, beraberinde AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve İl Koordinatörü Necip Filiz ile birlikte 4 ilçeye çıkarma yaptı. Daskırı, Evciler, Başmakçı ve Dinar'ı ziyaret eden heyete ilçe koordinatörleri Melih Ak, Gazi Aydın, Ömer Dayı ve Beytullah Kaplan da eşlik etti. Kadın kolları başkanımız. Buyurun. Daskırı ve Başmakçı'da teşkilatları ziyaret eden heyet, Dinar ve Evciler de belediyeleri de ziyaret etti. Evciler de esnaf olarak şu an ne iş yapıyoruz? İnşaat malzemesi. Satıyorsunuz. Evet. Tamam. Çok güzel.
Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve il koordinatörü Necip Filiz, ziyaretin verimli bir ziyaret olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Daskırı, evciler, başmakçı, dinar ilçelerimizin ilçe teşkilatlarını ve belediye ziyaretlerinden sonra Afyon merkezde il yönetim kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven'le birlikte il yönetim kurulu toplantısına katıldık. İl başkanımız Hüseyin Ceylan'la birlikte ilçelerimize yaptığımız ziyaretlerde ilçelerin hem yereldeki beklentilerini hem de genel merkezimizde teşkilat başkanlığımızın onlardan olan beklentilerini ifade ettik. Güzel, verimli bir ziyaret oldu. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Oluçay'da konuşmasında 2023 hedefleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bunları da bir bir tamamlayıp hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Daskırı, evciler, başmakçı ve dinar ilçelerimizi ziyaret ettik. Değerli başkanımızla bizler burada tek tek yönetim kurulu üyelerimizle, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanı bizde olan ilçelerimizle, belediye başkanımızla birlikte 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı değerlendirdik. Eksiklerimizi not aldık ve genel merkeze iletmemiz gereken kısımları da ayrıca genel merkeze bildirmemizi not aldık. Çok verimli bir ziyaret oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Dinar ve Sandıklı ilçeleriyle bu ilçelere bağlı belde ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, Dinar ilçesinde beraberinde CHP Dinar İlçe Başkanı Ali Arıkan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Dinar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Dinar Sanayi Sitesi Yönetimi, Sanayi Esnafı, Haydarlı Beldesi ile Ocaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek istek ve talepleri yerinde dinledi. Milletvekili Köksal, Sandıklı ilçesinde ise önce ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra ilçeye bağlı Ballık, Soğucak ve Kızık köylerinde vatandaşlarla buluşarak sorunları yerinde tespit etti. CHP'li heyet, SS-16 nolu Dinar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret edip, kamyoncuların ve nakliyecilerin yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra Dinar Sanayi Sitesi Yönetimini ziyaret ederek sanayi esnafının sıkıntılarını dinledi. Ardından Dinar Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Milletvekili Köksal ve beraberindekiler burada da esnafın sorunlarını dinledi. Milletvekili Burcu Köksal, Dinar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Acar Çuval Fabrikası'na ziyaret ederek sektörün yaşadığı sıkıntılar hakkında fabrika yetkilileri ve emekçilerle görüş alışverişinde bulundu. Köksal, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı Beldesi'nde ve Ocaklı Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret edip burada da istek, talep ve sıkıntıları yerinde dinledi. Dinar ilçe ziyaretinin ardından Sandıklı ilçesine geçen Milletvekili Burcu Köksal, beraberindeki partilerle birlikte kahvehane ve esnaf ziyaretinde bulundu. Köksal, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek not aldı. CHP'li heyet, Sandıklı ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Çayırbağ kasabasında temel atma törenine katılarak beldede bir dizi ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Taytak, "Başkan çalışır, önemli hizmetlere imza atıyor," dedi.
Allahu Ekber ve lillahil hamd. MHP MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Mehmet Kocacan, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci, İl Sekreteri Beytullah Bostancı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve ilçe yönetimi, MHP'li belediye başkanlarıyla çok sayıda vatandaş, Çayırbağ kasabasında Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır'ın seçim öncesi projelerinden birisi olan belediye sosyal tesislerinin ve güneş enerji sisteminin temel atma törenine katıldı. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki. Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yani her zaman size Ali Ördesek her zaman için ulaştık. Çok sağ olun. Bütün yardımlarını esirgemediniz. Kasaba halkı olarak sana teşekkür ederiz. Kasaba halkım adına ve şahsım adına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Milletvekili Mehmet Taytak, Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır'ın kasabada önemli hizmetlere imza attığını söyledi. Üreten belediye anlayışı içerisinde beldelerine, ilçelerine ciddi anlamda vermiş oldukları sözleri yerine getirerek o beldede yaşayan insanlarımızın güvenlik, sosyal hayat, kültürel hayat ve benzeri alanlarda bayındırlık noktasında ciddi emekler veriyorsunuz. Bizler de sizlerden gurur duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanları verdikleri sözleri yerine getirmek adına Afyon merkezinde, Ankara'da, burada ilk teşkilatımız, il başkanımız, arkadaşlarımızı, orada da bizleri, kendi beldeleri, kendi ihtiyaçları için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bizler de onların çabalarına ek olarak destek veriyoruz. Bu kadar kısa bir dönemde burada yapılan hizmetlere baktığımız zaman gerçekten çok önemli hizmetlere imza attınız. İl Başkanı Mehmet Kocacan, seçim öncesi sözlerin yerine geldiğinin altını çizerek şöyle konuştu. İşte üç elin altında olmak, insanlara hizmet vermek, sonunda da hayır duası almak böyle bir şey. Biz belediye başkanlarımız ve sayın vekilimizden bu üretkenlikleri, birbirlerimize sıkı duruşumuz, yapılan hizmetlerin hepsinin yerinde, zamanında ve hızlı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yapılan konuşmaların ardından hem belediye sosyal tesislerinin hem de güneş enerji sisteminin temel atma töreni gerçekleştirilerek dualar eşliğinde kurban kesildi. MHP heyeti kasabada asfalt ve arazi yollarında yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Uçar Çocuk Üniversitesi çalışanları Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sertes'e ziyaret ederek Çocuk Üniversitesi hakkında bilgi verdiler. Uçar Çocuk Üniversitesi Kurum Müdürü Asım İlarslan, Halkla İlişkiler Müdürü Nilüfer Kaya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Kırbaç, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sertes'e ziyaret etti. İlarslan ve Kaya, Uçar Çocuk Üniversitesi hakkında Sertes'e bilgi verdi. ASTO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sertes'e de ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek Uçar Çocuk Üniversitesi'ne çalışmalarında başarılar diledi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz'le bir araya geldi. Başkan Zeybek'in makamında buluşan ikili önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan gastronomi festivali içeriği hakkında görüş alışverişinde bulundular. Afyon'un böyle tarihine baktığınız zaman insanlar Kurtuluş Savaşı'yla hatırlıyor. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Afyonkarahisar Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan ve dernek üyesi şefler de katıldı. Biz başkanımızın seçimler öncesinden tanıştık. Güzel de bir elektrik yoldu aramızda. Afyon'a vermiş olduğu katkıları hiçbir zaman inkar edemeyiz. Ziyarette 14-17 Ekim tarihler arasında yapılacak olan 3. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet Festivali'nin hazırlık aşamaları, festival kapsamında bulunan etkinlikler hakkında bilgiler paylaşıldı. Afyon'u gerçekten çok seven, Afyon'da kendisini çok sevdiği bir kardeşimiz. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Anı dahil olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek kentin tanıtımı için gastronominin önemine değindi. Önümüzdeki süreçte de başkanımızla beraber Afyon'daki bu UNESCO'ya girmek, işte bir iki yıl gerçekten bir
her yer durdu. Daha iyi neler yapılabilir? İnsanlar UNESCO'yu unuttu, gastronomi unuttu, Afyon yemeklerini unuttu. Aslında Afyon için doğmuş. Sadece bu 2 yıl değil, belki de 100 yıllar boyu. Yani Afyon çünkü Türkiye için de özel bir şey. Bir de ben memleketime çok benzetiyorum başkanım. Yaşam tarzını, yemek tarzını, insanların konuşma şeklini. Bu gastronomiye, yani insanlar bir şey yapmasına gerek yok. Afyon'da üretilen yerli ürünlerin önemli olan Afyon dışına çıkıp Afyon'a katma değer. Ya Afyon'a katma değer demek, ülkeye katma değer kazanması. Bu önemli. Çünkü Afyon'un böyle tarihine baktığınız zaman insanlar Kurtuluş Savaşı'yla hatırlıyor ama bunun öncesi var. Tarihsel yemekleri var. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında Türkiye'de 3, dünyada 36 şehirden biri olduğuna dikkat çekerek bu alanda marka şehir olma yolunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Gastronomi şehri ilan edildikten sonra da UNESCO'nun bizden yerine getirmemizi istediği şartlar vardı. İnşallah Ekim ayında UNESCO'ya verdiğimiz sözlerden gastronomi festivalinde gerçekleştireceğiz. Tek gayemiz yöresel ürünlerimizi biraz daha öne çıkarmak. Tabii gastronomi şehri ilan edildikten sonra biz de bu yöresel lezzetlerimizin tanıtımı için 81 ilimizin tüm valilerine, 81 ilin tüm belediye başkanlarına, meclis idare amirliğine, 600 milletvekiline ulaştırılmak üzere yöresel ürünlerimizden oluşan paketleri ulaştırdık. Bunlardan çok ciddi dönüşler aldık. En son Dışişleri Bakanlığımızdan almış olduğumuz listede Türkiye'de büyükelçilikleri bulunan tüm büyükelçilerimize gıda paketlerimizden oluşan paketleri gönderdik. Büyükelçilerden de ciddi dönüşler aldık. Hemen hemen gıda fuarlarının tamamına özel davetli olarak katılıyoruz ve burada da Afyonumuzun yöresel ürünlerini tanıtmaya gayret sarf ediyoruz. Bunda hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen Zeki kardeşimize, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Üyesi olan Hamza kardeşimiz zaten 7-24 saat beraber bizimle birlikte hareket ediyor. İnşallah Afyon'u hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kiremitleri düzeltmek için 2 katlı evinin çatısına çıkmaya çalışan 54 yaşındaki adam merdivenin kayması sonucu yaklaşık 7 metreden aşağı düşerek yaralandı. Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. 2 katlı evinin çatısındaki kiremitleri düzeltmek için çatıya çıkmak isteyen Selahattin A. duvara yasladığı merdivenin kayması sonucu yaklaşık 7 metreden aşağıya düştü. Durumu gören çevre sakinleri polis ve 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Selahattin A'yı ambulansla önce Bolvadin Devlet Hastanesi'ne, oradan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen talihsiz adamın tedavisinin devam ettiği bildirildi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün orta refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza Şuhut Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Şuhut ilçesine giden Mustafa Ö idaresindeki minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girip devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet içerisinde bulunan Mustafa T, Mehmet Ö, Enes S, Tuncay Ö ve Mustafa Ö yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın görgü tanıklarından Zülgarni Naneci, sesi duyarak çiftlikten dışarı çıktıklarında kazayı gördüklerini ifade ederek şunları söyledi. Ben burada yol kenarındaydım, bir ses geldi. Sadece sesi duydum. Arka tarafa döndüm, baktım. Araba sürüklendi. Şarampola girdi, yaktı. O şekilde o kadar gördüm. Hemen ambulans haber verdim. Manisa'nın Kula ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza İzmir-Ankara Karayolu Sandal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan İlhan A idaresindeki tır, aynı yönde seyir halinde olan Onur Y idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Y ve motosiklette yolcu olarak bulunan Seyfi Y yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan iki genç hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olduğu ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bilecik'te seyir halindeki bir sürücü önündeki ağaçlara çarpmamak için tarlaya girdi. Ağaca çarparak durabilen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gökçeözlü köyünde seyir halindeki Saim T'ye ait araç Arıcaklar köy yol ayrımında geldiği esnada köy yolundan ana yola kontrolsüz bir biçimde çıkan araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Bu esnada karşı şeritten gelen araçla burun buruna gelen Saim T direksiyonu tarlaya sürdü. Kontrolden çıkan araç tarladaki bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan Necmiye T ve Hatice T yaralandı. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen pazar Sakarya Nehri'ne düşen gencin cesedine ulaşıldı. Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gençten acı haber geldi. Suya düşerek kaybolan 21 yaşındaki Hüseyin Kaya'nın bulunması için başlatılan çalışmaların 3. gününde Selçuk Köyü mevkisinde köprünün civarına gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı 4 kişilik ekiple İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri hazırlıklarını tamamlayıp yeniden suya girdi. Dalgıçlar, gencin suya düştüğü nokta ve çevresinde dalış yaptı. AFAD ekipleri de nehir kenarındaki ağaç dallarını temizledi. Suyun içinde bulunan gencin cansız bedeni karaya çıkarılarak hastane morguna gönderildi. Arama çalışmasını takip eden Kaya'nın ailesi ise büyük üzüntü yaşadı. Hüseyin Kaya, 15 Ağustos sabah saatlerinde nehirdeki taşlara basarak karşıya geçerken dengesini yitirerek suya düşmüş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan avukat apart dairede ölü bulundu. Denizli Barosu avukatlarından 41 yaşındaki Yusuf Oğuz'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Yapılan araştırmada Oğuz'un en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartta kaldığı tespit edildi. Eve giren ekipler Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen Yusuf Oğuz'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan kuvvetliler yardım ellerini bu sefer Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için uzattı.
Kuşadası Belediyesi, Batı Karadeniz'in bazı kentlerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya en büyük destek Kuşadası'nda yaşayan kuvvetlilerden geldi. Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan ve yangından etkilenen yurttaşlara yardım paketleri bağışlayan kuvvetliler, bu sefer de sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. İçerisinde yorgan, yastık, çocuk bezi, gıda paketi, su ve power bank gibi acil ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu yardımlar, önümüzdeki günlerde sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkacak. Aydın'ın Didim ilçesinde 42 yaşındaki kayınbiraderini çalıştığı iş yerine gelerek av tüfeğiyle vurdu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Nişan aldı, hiç acımadan tetiğe bastı. Öfkeli damat kayınbiraderini işte böyle vurdu. Olayın adresi Aydın. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiyle kayınbirader arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra av tüfeğiyle kayınbiraderin dükkanına gelen şahıs silahını ateşleyerek kayınbiraderini baldırından ve kalçasından av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Saçmaların isabet ettiği talihsiz adam yere yığılırken damatsa olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olayın görüntüleri ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüpheli kısa sürede av tüfeğiyle birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yaralının ise bilincinin açık olduğu öğrenildi. Uşaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için ise yoğun çaba harcandı. Uşak'ta yangın çıktı. Bu sefer tekstil fabrikasında. Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrikanın büyük bir bölümünü saran alevlere 20 yangın söndürme aracıyla müdahale edildi. Alevlerin etkisiyle fabrikanın duvarlarının bir bölümü yıkıldı. Yangın dolayısıyla AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Konya'nın Seydişehir ilçesinde mahallenin yakınlarında bulunan tarlalarda çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Tarlada çıkan yangına çiftçi traktörüyle müdahale etti. Görüntüler Konya'dan. Akçalar Mahallesi'nde mahalle merkezine yaklaşık 200 metre mesafedeki buğday hasadı yapılmış tarlalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşlar da yangının büyümesini engellemek amacıyla traktörleriyle tarlayı sürdü. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış sebebi ise araştırılıyor. Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinin garaj kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Kapalı garajda bulunan bidonlar ve traktörün yanmasıyla etkisini artıran yangın büyük panik yaşattı. Buraya mı çıkar ya? Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı. Görüntüler Manisa'dan. Yangın, Kula ilçesine bağlı İbrahim Ağa mahallesindeki Şerif Çakır isimli şahsın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında meydana geldi. Çiftlikte yaşayan aile, kapalı garajın yanında bulunan ocak kısmında salça yapmak için cam şişeleri kaynattıkları esnada garaj çatısı yüksek ısıdan tutuşarak yangın meydana geldi. Garajda bulunan mazot bidonları ile traktörün alevlere teslim olması ile etkisini artıran yangına önce mahalleli vatandaşlar müdahale ederken daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında kapalı garaj içerisinde bulunan traktör ve ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle yaklaşık olarak 200 bin lira zarar meydana geldi. Daha sonrasında itfaiye ekipleri yangın bölgesine soğutma çalışmaları yaptı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiren besicilerin yaz döneminde Konya'daki yaylalara göç etmesi hayvanların çıkan yangınlarda zarar görmesine engel oldu. Yurdun birçok köşesinde olduğu gibi Antalya'nın Manavgat ilçesinin de geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınlarında sadece yeşil alanlar değil, yerleşim yerleri de yanarak zarar gördü. Birçok besicinin evinin yanı sıra yetiştirdiği hayvanları yanarak telef oldu. Ahıl, ahır ve otlak yiyi olarak kullandıkları meralarsa yangınlardan olumsuz etkilendi. Manavgat ilçesinde ikamet eden ancak yaz dönemiyle sonbahar mevsiminin bazı aylarını Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yaylalarda geçiren besicilerse sürdükleri göçebe hayat dolayısıyla hayvanlarını yangınlardan korumayı başardı. Yusuf Şetir, yaylaya çıkmamaları halinde Manavgat'ta küçükbaş hayvanlarını orman yangından kurtarmaların imkansız olduğunu belirterek şöyle konuştu. Hayvanları yaylaya getiriyoruz işte her sene olduğu gibi. Yaklaşık 6-700 civarında hayvanımız var. Şu anda yaylalan bölgesi yandı, yakın köylerimiz yandı. Büyük zarar var ya şu anda mahallemizde, kışlaklarımızda hayvanlarımızın hiçbir ağılı, yer, evimiz, her şeyimiz yandık. Hayvanların ağılı, meralarımız, hayvanlarımızın hiçbir yiyeceği bir şey kalmadı yani. Peki siz orada olsaydınız siz de etkileniyor muydunuz? Yanabilir miydi? Öyle bir ihtimal var mıydı? Tabii canım. Yani yaylaya gelmemiz de şans eseri. Yani orada kalmış olsaydık hayvanları kurtarmamız imkansızdı yani. Kütahya'daki bazı gölet ve barajlarda su seviyesinin düştüğü, bazı gölet ve barajlarda ise su seviyesinin yükseldiği belirtildi. Merkez 48-20 Eskişehir yolunu
Kütahya'daki gölet ve barajlardaki doluluk oranları %10'a azaldı. Kütahya genelinde 7 barajın 4'ünde, 22 göletin ise 10'undaki su seviyesinin geçen yıl oranla azaldığı öğrenildi. Küresel ısınmadan dolayı ne yağmur geliyor, ne kar geliyor, ne su geliyor. Kütahya'da toplam 201.12 hektometre küp su tutma kapasitesi olan 7 baraj ve 22 gölet bulunduğu belirtildi. Çoğunlukla yağmur olmayınca kuraklıklardan dolayı bir kuraklık oluyor. Ondan dolayı baraj ve gölet suları çekilmeye başladı. Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü'nün 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle verdiği bilgilere göre 5 Karış Barajı'ndaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre %75'den 71'e, Kureşler Barajı'nda %45'den 23'e, Çavdarhisar'da %53'den 43'e, Enne Barajı'nda ise %100'den %80'e düştüğü vurgulandı. Sular da bu şekilde azalıyor. Gördüğünüz gibi göletlerimize azalmakta. Şu 15 metre derinlikten kalan su bu. Bu arada Kaya Boğazı ve Söğüt Barajı'nda ise su seviyesi artarken Hisarcık Hasanlar Barajı %100 tam doluluk oranını koruduğu belirtildi. Baraj yerleri çok çekilmeyi oldu. Çeşme suları dahi azaldı yani. 22 gölet bulunan Kütahya'da Pullar, Söğüt, Kuruçay, Şenlik, Çelte, Konuş, Emet, Yenice, Gediz ve Gümel olmak üzere toplam 10 göletin doluluk oranı düşüş gösterdi. Yemişli, Doğanlar, Karacakaş, Kayı, Yağmurlar göletinde ise su seviyesi yükseldi. Ayrıca Kiçir ve Gürkuyu Üzümlü göletleri %100 doluluk oranına ulaşırken Şaphane göleti %40, Uluçam göleti ise %80 doluluk oranını koruduğu açıklandı. Kütahyalı üreticiler gölet ve barajlardaki su seviyelerinin düşüşünü bilinçsiz kullanıma bağladı. Bu kadar su geliyor. Tarlalarımıza gelmiyor su, evlerimize gelmiyor su, içecek su bulamayacağız yakında. Bağ bahçe kurudu, yiyecek ekmek bulamayacağız. Gündeme dair önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Mülkiyeti hazineye ait olan Kocatepe Spor Kompleksi'nde yer alan Zafer Stadyumu ve antrenman sahalarının tahsisi bir yıl daha uzatıldı. Tesislerin bakım onarım ve işletilmesini bir yıl daha Afyonkarahisar Belediyesi yapacak. Tahsis süresinin uzatılması için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'le Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci arasında protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, spor kompleksinin yaz kampının gözdesi olduğuna dikkat çekti. Belediye Başkanı Zeybek, Zafer'in, Termal'in, Mermer'in ve Lezzet'in başkenti olan Afyonkarahisar, spor turizminin de başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Spor yatırımlara verilen önemin, takımların Afyonkarahisar'da kamp yapma isteğiyle taçlandığını görüyoruz. Şehrimizi her alanda dünyaya tanıtma çabalarımızı spor alanında da sürdüreceğiz dedi. Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami Çetin Aktan'ın da katıldığı protokol imza töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Biz her türlü futbolcuyla görüşmelerimizi yapıyoruz ama hiçbir sonuç almadan futbolcuyla açılmak istemiyoruz. Denizli Spor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında transfer yasağını ortadan kaldırmak için 13 milyon TL'ye ihtiyaç olduğunu söylemişti. Yine bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Uz, yasağın kalktığını transferle duyurdu.
Bazı futbolculardan indirim istediklerini ve futbolcu borçlarını tamamen kapattıklarını belirten Uz şöyle konuştu. Transfer yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Evet, zor bir süreç oldu. Bu süreçte bize futbolcu arkadaşlarından indirim istediklerimiz oldu. İndirim yapmayanlar oldu. Bu indirim yapan futbolcu arkadaşlarıma sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ve bugün itibariyle bizim hiçbir futbolcu borcumuz kalmadı. Tabii ki bu süreç bizim paralar yatırmamıza rağmen bir federasyonla olan bir sürecimiz var. Bu süreç belki 2 gün, belki 3 gün sürebilir. Ama o da kalkmıştır. Zaten yazılarımız yazıldı. Hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum ve olmayacak da Allah'ın izniyle. Transfer yasağının 7 gün sonra tekrar geleceğini belirten başkanımız, takımımızın bu ligde kalması için mücadele edeceğiz dedi. Bütün futbolcularımızı transfer edip en az 2 yıl bu takımın önüne engel olmaması için 2+1 yıl sözleşme yaparak takımımızı bu sene bu ligde kalmak için mücadele edeceğiz biz arkadaşlar. Denizli Spor Muhammed Gönül Açar'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Biz bugün bir sürpriz daha yapmak istedik. İlk transferimizi de yaptık. Bu transferi de imzalamadan da karşılığı çıkmak istemedik. Muhammed Gönül Açar arkadaşımızla 2+1 yıl sözleşmemizi yapmış bulunmaktayız. Şu an elimizde. Gönül Açar, Denizli Spor forması için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. Gerçekten samimiyetine inandığım için bu kutsal formayı giymeyi istedim ve Allah nasip etti. Ben bundan sonra bu forma için, bu arma için, bu şehir için elimden gelen her şeyi yapacağım. TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da yaptığı 3. etap kampıyla devam ediyor. Teknik direktör Özer Karadaş ve ekibi nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve ayak tenisiyle devam etti. Yeşil beyazlı takım daha sonra çift kale maç yaparak günü tamamladı. Sivas Belediyespor yapacağı antrenmanla Afyon kampına devam edecek. İNG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon OGM Orman Spor forması giyen Ergi Tırpancı ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Tırpancı'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Ama iyi kişi misin? Çok güzel oldu. Aldılar 11'de. Çocukluk hayali olan futbol oynama isteğini işitme sorunu nedeniyle yerine getiremeyen sporcu, kendini antrenör olarak geliştirip gözünü milli takım antrenörlüğüne dikti. Hep beraber zona turnuva yapacağız, maç yapacağız. Doğalın içinde kalalım. Evet, ısınmayı. Şöyle bakalım, bir koşu koşu buradayım. Futbola çok küçük yaşlarda başlayan ve gösterdiği performansla altyapıda öne çıkan Altın Ordu gibi takımların dikkatini çeken Orhun Öztaş'ın hayali, lisans çıkarmak için gittiği sağlık kuruluşunda sona erdi. Evet, ısınmayı. Şöyle bakalım, bir koşu koşu. Birçok kulübü kadrolarına dahil etmek istediği Öztaş, 1,5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu duyu kaybı yaşadığı için sağlık raporu alamadı. Aldılar 11'de. Şampiyon. Bunun üzerine sporcu küçük yaştan itibaren futboldan, hayallerinden kopmadı. Çamlık Futbol Kulübü'nde yardımcı antrenörlük yapmaya devam etti. Oyun abi. Abi, hatalı bir oyun olabilir.
Halen gıda mühendisi 2. sınıf öğrencisi olan ve işitme cihazı kullanarak hayatını sürdüren Orhun Öztaş'ın en büyük hedefi ileride milli takımı çalıştırmak. Sağ çıkamadığı için sağlık probleminden dolayı birçok takımla görüştüm ama lisans çıkamayacağı için işler ciddi olmadı yani. Ben buradan Denizli Belediyespor'a gittim. Evet. Hatta Tayfun Tatlı arkadaşımla beraber gitmiştim. Evet. O oradan Altın Hoca'ya geçti. Hani ben de geçecektim ama nasip olmadı. Çok iyi oyuncularımız var. Vallahi çok şanslıyım. Burada olduğum için mutluyum. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.